Turcu abilere de karşı da kızgın olmuyordum. Onlar da çünkü işini yapıyor. Biz zaten hiçbir yerde beklemiyoruz abi. Kapıkule'de bir saat fazla beklemişiz, iki saat fazla beklemişiz. Önemi yok. Minivancının yaşadığı yaşam alanı burası. Bu. Bunun ötesi yok. Yok abi. Kantar'a giriyor musun? Türkiye'de giriyorsun. Kesinlikle de Avrupa'ya giriyor musun? Giriyorum. Edirne'deki Kantar diyor ki kardeşim sen buraya girmeyeceksin. İstanbul'da Kantar diyor ki sen gireceksin. Bizdeki mülteci olayını insanlar bilerek yapıyor. Araç sahipleri bilerek yapıyorlar abi. Herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere artık farklı içerikleri üreteceğimizi söylemiştik. Hatta bunların sinyallerini falan sizlere daha önce de veriyorduk. Şimdi bugün buradayız arkadaşlar. Bir tane 2014 model Ducato değil mi? Evet abi, Ducato. Fiat Ducato. Buranla beraber ama bu Express abi. Express. Yani bu minivanlar var yani. Bu yine uluslararası çalışan kesinlikle abi. Araçlardan bir tanesi. Buranla beraberiz. Bu minivanların işleyişi hakkında biraz merak ettim. Bilgilendirelim abi. Evet. Arkadaşlar Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı tır fotoğrafları arşivi olan Facebook Ali Samangül'ün tır fotoğrafları ve Instagram Ali Samangül'ün tır fotoğraflarının linklerini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linkleri tıklayarak bizleri takip edip gelişmelerde haberdar olabilirsiniz. Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk abicim. Şimdi bu siz aslında zaten daha öncesinde nakliyeciysiniz. Uluslararası transportçuluk yapıyorsunuz. Uluslararası transportçuluğumuz dededen babaya, babadan bize doğru geldi. Evet. Devam eden bir meslek. Minivan şu anda aranan bir araç kategorisine girdi. Yani tır isteyen firmalar, acenteler senden ekspres evet. Minivan da istiyor. Bu ihtiyaçlara karşılayabilmek için bize bir minivan aldık. Bununla başladık. Yani bu portföye girdikçe genişledi, öyle diyeyim sana abi. Şu anda ihtiyaç var mı? Var. Hele ki sıra durumları böyleyken çok da tercih ediliyor. Minivanın şeyi nedir yani? Açılımı nedir aslında yani? Abi, minivanın açılımı nedir? Özelliği nedir yani? Biz gene C2 firmasının altında çalışıyoruz. C2'ye bağlı bu araçlar. İstanbul'dan yükleme yaptığında Avrupa tarafına gidersen Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti bu taraflar bizim için yakın bölgeler. Buralara biz maksimum 36 saatte kapıya teslim garantisi veriyoruz. Evet. İskandinav'a çıkarsak İsveç, Finlandiya, işte Norveç. Buralar abi 48 saatte 56 saat arasında sürüyor. Gemi yolculuğumuz oluyor çünkü. İspanya tarafına inersek o tarafta 70 saat teslim süremiz var abi. Minivan dersen ertesi gün kargon elinde abi. Yani acil yük için acil biraz yük, yani. Tamamen acil abi. Çünkü örnek veriyorum, fabrika bantta üretim yapıyor. Mal lazım ona. Tıra koysa abi, tır gidiyor Kapıkule'de bir hafta yatıyor. Oradan çıkıyor Natlak'ta yatıyor. Oradan çıkıyor başka kapıda yatıyor. Yani tırın ona ulaşması 10 gün. Evet. Ama minivan 2 gün abi. Peki bunda aranan özellikler nelerdi yani? Neye aranıyor? Nasıl bir, ben aldım bir minivan hadi gidelim yolculuğa. Abi hacim. Hacim olarak. İç hacim önemli. Şimdi 15 metreküp arabalarda çalışan arkadaşlarımız var. 11 metreküp arabalarda çalışan arkadaşlarımız var. Biraz da kendi acentenin yüküne göre. Evet. Mesela bizim yüklerimiz abi hep iki palet üst üste. Bize tavanı yüksek araba lazım. Uzun araba lazım değil. Senin yükün olur, hacimle abi koli olarak olur, uzun araba lazım olur. Evet. Yani yüküne tamamen. Yüküne göre iç hacmi değişiyor abi. Ama tavsiyemiz 17 metreküp ve üzeri araç. Bu araç şu anda kaç metreküp? Bu 17 metreküp abi. Tonajı falan sınırlaması falan abi, var mı? Tonaj sınırlamamız Fiat Ducato'larda, Peugeot Partner'larda biraz daha malzeme kalitesi düşük olduğu için bizim arabalarımız hafif. 1250-1300 kilograma kadar rahat rahat yük yüklüyoruz. 3,5 tona kadar azami yüklü ağırlığımız. Onun haricinde Volkswagen, Mercedes, işte MAN bu tarz araçlar biraz daha bizden ağır geliyor. Onların yükleme kapasitesi 900 kilo, 950 kilo oluyor. Biraz daha bizim yani. Kurtardığımız nokta abi, bu arabalar 3,5 tonluk araç. Avrupa'da binek şahsi araba olarak geçiyor. Bu yüzden bizden dozola istemiyor. Herhangi bir şekilde takoya daha iyi değiliz. Devamlı araba sürüyoruz. Yani 3,5 ton üstüne geçince Bulgar tarafı veya Türk tarafı dozvalaya tabi tutuyor bizi bazen. Dozvala işte olsun vesaire, onlara tonaj manaj onlara da istemiyor deriz dedik. Aynen öyle. Peki bu arabadan gittiğin zaman yani sonuçta bir uluslararası yol yapıyorsun. Kesinlikle abi. Dinlenme nasıl yapıyorsun buna yani? Nasıl abi oluyor? Dinlenme şöyle, biz zaten ben bu işin işte 3. nesilim, dedem babadan ben. İşin raconunu bildiğimiz için daha önce de tırla çalışıyorduk biliyorsun abi. Bu arabada dinlenme şansın yok. Yok. Yük sırtındayken. Çünkü niye? Ben abi yükü sırtıma aldığım zaman
O adam bana niye para veriyor? Benim yüküm, örnek veriyorum, 20 saat garantisi vermiş bana. 20 saatte inecek. Ben arabanın yükünü aldım. Yoruldum. İşte çekeyim, uyuyayım. İşte şurası güzel. Burada bir mangal yapayım. Burada bir yemek yiyeyim. Adamın yükünü ben 36 saatte getirirsem ben bu işi yapmama gerek yok. İşin sorumluluğu varsa bende abi, bir şekilde yükü gidene kadar işte yarım saat uyku, bir saat uykuyla yükü teslim ettikten sonra abi, alacağın ithalat yüküne göre uykunu uyu, yemeğini ye, gezmeni yap. Ondan sonra yükün hazır olduğun zaman abi git yükünü yükle geri gel. Gümrük kapılarında mesela daha çok böyle işte sosyal medyada, Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun falan yazışmalar oluyor. İşte minivancı arkadaşlar işte solladı geçti, işte şöyle yaptı, minivancı arkadaşlar niye böyle yapıyor falan. Gibilerine çok sorunlarla karşılaşıyoruz. Abi, yetsiye girmiyorlar falan filan. Nedir onun şeyi? Onu şöyle anlatayım, izah edeyim. Bizim de asıl mesleğimiz tır, minivan evet. Değil. Şimdi tırda bir adam Hamza Bey'le gidiyorsa abi, Hamza Bey'le aynı sapın eski hali gibi arka arka kuyruğa girer abi. Araba ilerledikçe sen ileri alırsın. O adam önündeki yolu hesaplıyor. Takosunu hesaplıyor. Uykusu zaten o sırayı hesaplıyor abi. Bir de o kapıya çıkacağım stresi var. Sen tutup da gelip 30 kilometreyi kuruyor, sollayıp zırt diye önüne geçersen senin bir özelliğin yok abi. Senin kapın Kapıkule. Kapıkule'den git abi. GTI'den zaten sana Termokin Express diye sıra veriyorlar. Express sana al kardeşim, bekle 24 saat. Sen 24 saat bekleyeceksin. Bunun izahı var çünkü. Ama sen gidip de saygısızlık yaparsan abi, tırcının önüne tak diye atlarsan çok mu acelen var? Zora mı kaldın? İnsan gibi çek sola veya sağa arabanı. Bir tırcın abi rica et. Abicim de böyle böyle durumu açıkla. Zaten bunu yaptığın zaman o tırcı abi de sana ve yol verir. Yani vermeyecek insan çok nadirdir. Ama gelip de abi saygısızca sen sinyalini verip direkt kafaya sokarsan bunlar büyük problemler oluyor. Çünkü bekleme süreleri çok büyük abi tırcıların. Evet. 70 saat, 60 saat, 90 saat. Yani o adam haklı. Minivan bu konuda biraz daha avantajlı diyorsun. Yani minivan evet. Giriş yerinde hemen tabii ilerleyebiliyor. Ya bizim tek sıramız Kapıkule'de abi. Kapıkule, Türkiye'den çıkana kadar yani. Evet. Tek sıramız o. Başka bir sıramız yok. O da avantajlı sıra işte. Termokin sırası, ekspres sırası vesaire vesaire. Bu işte termokinde var mı yani? Soğutucu ünitede var mı? Termokin bunun içinde yok. Yok, şey olarak yani aynı kategoride olan araçta var mı? Termokin aynı kategoride olan araçlar var. Biz de abi hızlı geçelim diye bize termokin sırası veriyorlar. Çünkü termokinlerin fazla bir bekleme süresi yok. Öncelik. Aynen, öncelik araç olarak çıkıyoruz yani abi. Farklı olarak. Peki yani bu tırcıla olayı falan tabii onu bahsettik ama yani şimdi hep böyle bir algı var işte minivancılar. Şimdi sosyal medyada tabii her ne kadar biz de içinde olsak da yine takip ediyoruz bazı sayfaları. Hep böyle bir minivancılara, işte minivancılar tırcılara böyle bir atıfta bulunuyorlar ama işin gerçeği abi, bu yolun bunların öncelik sırası daha çok. Bunların öncelik sırası daha çok. Kapıkule'de. 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 Sen Hamza Beyli'den gidersen abi, Hamza Beyli'de eğer ki sıra bekleniyorsa rica ile geç. Yani yol isteyerek geç ama diğer türlü abi ben senin geleyim önüne kırayım, bu emri vaki olur. Çünkü ben 1,5 gecedir abi uyku uyumadan sıra bekliyorum o kapıda. Evet. Git kapı gözden kardeşim, beni ilgilendirmezler şoför sana. Peki bu minivanlarda araç tercihi hangileri daha iyi yani? Şimdi bu araba sonuçta bir kabindesin, bazılarında top slapper diye bir olay var. O top slapper olayında arkadaşlar ileriki zamanlarda sizler için. Gerçi burada Türkiye'de, İzmir'de var bildiğim top slapper araçlar. Top slapper biliyorsun evet, değil mi? Evet, yani evet. Yataklı araçlar diyorsun abi üst katına. Gerçekten ona da yani güzel gözüküyor ama içini bilmiyorum, hiç görmedim. En azından rahat bir dinlenme şansı oluyor abi. Var değil mi? Var. Öyle bir. Varsa öyle arkadaşlarımız, top slapper olan araçlardan olan varsa arkadaşlar bize iletişime geçip bir video çekebiliriz. Çok zor olmuyor mu yani şimdi? Burada abi zor. Zor. Bir rahat seyahat yapıyorsun. Tamam, hız sınırlaman yok, bir şeyin yok ama zorlukları. Şimdi seyahati bir kere yapmıyoruz abi. Hep bunun içindesin. Evet. Hep bunun içindesin. Yükü yüklüyorsun. Termin saati geliyor sana. Şu saatte varışın var. Bekliyorlar seni. Şimdi Kapıkule'ye geçtin diyelim, Bulgar'a girdin abi. Sen varışını hesaplıyorsun. Devamlı araba sürüyorsun. Devamlı araba sürüyorsun. Günde 20 saat, 21 saat. Benim 36 saate kadar uykusuz araba sürdüklerim var. Yani bu benim canımdan gidiyor. Evet. Bunun bir hatası telafisi yok. Ama benim buna isyan etme gibi şansım da yok abi. Çünkü ben ona göre kazancımı sağlıyorum. Ona göre işimi evet. Yapıyorum. Eğer ki bu araba biraz daha büyük olsa, işte takolu olsa bizim zaten tercih etmiyorlar. O zaman bir şey yok. Bu işin zorluğu bu abi. Anlamı yok yani. Hiçbir anlamı yok. Peki kazancı falan dedik onu da biraz kazancından bahsedelim mi? Yani şöyle yuvarlama olarak nasıl, kazancı koruyor mu? Korumasa zaten bu diyecekler bu kadar minivan niye türedi falan gibilerinden. Nedir bunun şeyi, nedir yani? Şimdi şöyle yani diyeyim. Tamamen kişiye ve şirkete bağlı. Sen kimle çalıştığına bağlı. Yükü nereden aldığına bağlı. Şimdi bu işleri az çok Ali abi sen de çok iyi biliyorsun. Bir yük piyasaya çıkıyor. Nakliyeci alıyor. Nakliyecinin alt nakliyeci alıyor. Onun tedarikçisi alıyor. Onun da
WhatsApp gruplarına düşüyor. Eğer ki WhatsApp gruplarından iş alıp çalışıyorsan bil ki abi fiyat bayağı aşağı inmiştir. Fiyat bayağı aşağı inmiştir. Yani çok da büyük bir kazanç beklememen lazım. Bir de şimdi tıra göre kıyasladığın zaman abi bu arabanın eziyeti daha az. Küçük ki daha. Evet. Taşıdığım mal tutarı da küçük abi. Yani o yüzden kazancı Allah'a şükür olsun tırdan bence daha iyi. Daha iyi. Yükseklik olarak değil, yatırdığım paraya göre. Tıra nazaran biraz da maliyetleri daha düşük oluyor. Kesinlikle. Daha avantajlı. Avantajlar bayağı var ya o zaman yani. Kesinlikle. İş varken de abi seri servis atıyorsun. Ayda 3 servis, 4 servis tamamlıyorsun. Evet. Bu sefer ne oluyor? Kâra geçmiş oluyor. Şimdi minivanla tabii biz bunları parayı anlattık, işte kazancını anlattık, kolaylıklarını anlattık, zorluklarını anlattık. Ehliyet işi bunda nasıl oluyor mesela? Pasaport işi nasıl oluyor? Evrak işi nasıl oluyor? Biraz da onu abi şimdi atalım. Bu arabaları süren sürücü arkadaşların %80'i ya çifte vatandaş ya da emekli memur. Yeşil pasaportu veya kırmızı pasaportu arkadaşlar sürüyor. Çünkü firma bu arabayı işte tır gibi görmüyor. Bir sürücü arkadaş başvurduğunda işte ben buna masraf yapayım, vize çıkartayım, sorumluluğu üstüme alayım çıksın değil. Vizesiz, vize masrafı olmayan, işte gitsin gelsin, işi bıraktığında bana herhangi bir şekilde mali bir sorumluluğu olmayan insanlara bakıyorlar. Ehliyet olarak B sınıfı bunu sürüyor. Öncelikle işte rahat bir şekilde bunu söyleyeyim abi sana. Fakat B sınıfını sen vizeye gönderdiğin zaman Avrupa'ya, Schengen vizesine, konsolosluk veya o ülke bu arabayı ticari araç olarak tanımlamıyor. Evet. O yüzden ticari araç vizesi buna vermiyor abi. Senin C veya CD veya yani büyük ehliyetli olması lazım. Tır ehliyeti olması lazım, otobüs, kamyon, bu ehliyetlerin ve SRC belgesi kesinlikle olması lazım abi. O şartlarla vize alabiliyorsun. Vizen cebindeyse bu işi bulman çok kolay. Yani herhangi bir firmaya başvursan direkt seni işe alırlar. Ama vizen yoksa eğer ki minivanla çalışmak istiyorsan biraz şansları zor. Bu tarz arkadaşlar varsa tırda kendini geliştirsin. Evet. Tırdan sonra bu işe gelsinler. Bir de çünkü sonuçta bu işte abi transportçuluk. Gidiyorsun geliyorsun. Tırla aynı işi yapıyorsun. O yolun bir kuralı var. Bir nizamı var. Bir saygısı var. O saygıyı, sevgiyi bir öğrenmesi lazım. Bir görmesi lazım ki abi tırın çektiği zorluğu anlasın. Ondan sonra bu işe geçsinler. Mevzu biraz daha bu şekilde yap. Yani. Evrak işleri dedik ki zaten aynı şekilde. Abi evrağımız tırla aynı. T1'imiz işte veya karneyle çıkıyorsan karnesini yani SMR'si bunları öğrenmesi lazım zaten. Çok mu önemli yani öğrenmek? Yani şimdi bazıları şimdi gruplara atan arkadaşlarımız oluyor işte Romanya SMR'si nasıl yazılıyor işte falan. Abi Dozvala şimdi Dozvala, bizde bir tek Bulgar Dozvalası var. Bulgar Dozvalası sadece plaka yazıyorsun. Hı hı. Yani Dozvala'yı her türlü yazar çıkar. Tırda örnek veriyorum hangi ülkeye gidiyorsun? 10 tane ülkeden geçiyorsan 10 tane ülkenin Dozvalası'nı alıyorsun ve 10 tane ülkenin Dozvalası'nı yazmak zorundasın. Seni herhangi bir BAG kontrolünde durduğun zaman Dozvala istediği zaman senden abi bir yanlışın varsa kurtuluşun yok. Evet. Yakın çevremde bir arkadaşım Aralık ayında ceza yedi. 50 bin Türk lirasına denk geldi. Beraber yatırdık Polonya'da cezayı. Dozvala'dan dolayı abi. Yani o yüzden evrağın çok önemi var. Senin bu evrak arabada abi taşıdığın yükü gösteren SMR. Çünkü evet. Avrupa'dan sen çıkıyorsun. Örnek veriyorum nereden yükledin? İsveç'ten yükledin. Geliyorsun abi. Bulgar'a kadar gümrüksüz geliyorsun sen. Bulgaristan'da gümrüğünü yaptırıp Türkiye'ye giriyorsun. Bulgar'a kadar elinde olan tek şey SMR. SMR ve Expir'in varsa Expir'in. Sen polis kontrolünde veya finansal bir kontrolle sana ilk soru şey SMR. Evet. SMR'ini verdiğin zaman abi faturanı ona göre koyuyorsun altına. O arkadaş bakıyor, değerlendiriyor. Bazı firmalar sana SMR vermiyor. Senin arabada boş SMR olacak, o SMR'yi sen kendin dolduracaksın. Yani evrakta yapılan bir hatanın affı olmaz abi. En kötü bir hafta 10 gün yatarsın. Evet. Cezası da olur. Bu o yüzden önemli. Bu şekilde de bunların bilgisi vermiş olalım sizlere. Minivanlara eklemek istediğimiz bir şey var mı başka? Abi minivanlara eklemek istediğimiz... Senin özgün konuşabileceğin, söyleyebileceğin. Bu arabaların iyi yanı ne? Ben mesela yükümü boşalttım. Neredeysen, hangi ülkedeysen şehir içine rahatlıkla girebiliyorsun. Evet. Gezebiliyorsun, görebiliyorsun. Eğer ki biraz da dünyayı tanımak amaçlı meraklıysan çok güzel yapılacak bir iş. Çünkü Avrupa'da gezmediğin bir ülke kalmıyor. Kötü yanı yatacak yerin yok. Bizim arabamızda dolabımız, tüpümüz, çaydanlığımız, işte ne var elimiz, her şeyimiz var Allah'a şükürler olsun. Ama yatma yere gel zaman abi ne kadar da rahat yatıyorsan bir evdeki veya tırdaki rahat uykuyu sana vermiyor abi. Yani, evet. Tako yapamıyorsun yolda. O yüzden devamlı stres halindesin. Devamlı işte dağılmış haldesin. Biz gece özellikle yol gidiyoruz. Çünkü gündüz trafik abi oluyor. Yani yol aşamıyorsun. Ama gece yol boş olduğu zaman abi yapıştırıp gidiyorsun. Onun haricinde Avrupa'da abi hız sınırlarına dikkat etmelerini rica ediyorum arkadaşların. Özellikle Romanya'da. Tırlarda bilhassa
Bu arabalarda da ehliyet alıyorlar. Yani ehliyet alıyorlar. Romanya'da mesela bir köylerden içinden geçiyoruz. BAG değil de polis. Romanya'da polis. Radara düşüyorsun abi. Yani şöyle arkadaşlar olanlar mı? Aynen. Köyleciler mi? Aynen öyle abi. Abi çorba parası. Kesinlikle öyle. Komşu bir çorba. Affı yok abi. Sonuçta şimdi genç arkadaşlar da var bu işi yapan. Çok var. Herkesin arabası gidiyor. Herkesin arabası 150 yapar, 200 yapar. Ama ve lakin o sana 70 veriyorsa abi 70'e geçmemiz lazım ki. Çünkü başımıza bir hal geldiğinde savunacak birisi olsun peşimizde. Ama sen 70'lik yolda abi 150 ile gidersen seni kimse savunamaz. Ehliyetin gider, hayatın gider. Yani telafisi yok. Bilhassa Bulgar ve Romanya'nın yolları çok kötü abi. Çok da kaza yapan minivancı arkadaşlarımız var yollarda. Dikkat etmelerini rica ediyorum. Sonuçta bu minivanlar da zaten yani yolda tutulan fazla bir araçlar değil. Sonuçta değil. Yağmurlu havalarda genellikle bayağı bir sıkıntı yaşayacağımız. Biraz da araçlara zaten değineceğimiz zaman zaten onları anlatacağız zaten. Minivan, ben bu araba gidiyor, basıyor gidiyor ama o olay öyle değil aslında yani. Değil, durmuyor çünkü. Durmuyor yani. Durmuyor. Çünkü 4 lastik, 6 lastik olsa biraz daha avantajlı ama sonuçta 4 lastik olduğu zaman biraz daha dezavantaj oluyor. Baltası var abi, başka hiçbir şey yok. Minivan hakkında başka söyleyeceğin, eklemek istediğim bir şey var. Araca dönelim biraz, araba biraz tanıtalım yapalım. Dönelim abi aracımıza. Benim bu arabayı öncelikle tercih etme sebebim ne? Benim yüküm yüksek olduğu için abi. Evet. Kafadan yüksek bir araba lazım bana, 17 metrelik hacimli. Onun haricinde yakıt olarak bana göre diğerlerinden biraz daha düşük. Performans olarak abi hafif olduğu için güzel bir gidişi var. Motor blok içi Iveco abi. Evet. Biliyorsun biz Iveco'cuyuz zaten. Evet. Yani oradan da güvenim biraz daha fazla. Buran bu arada Mustafa abinin oğlu. Daha önce de kendisiyle bir video yapmıştık. Iveco ile beraber. Doğru, doğru abi. Buran onun oğlu. Mustafa abiyle tabii bir yol hikayesi daha yapacağız arkadaşlar. Bu arabanın en büyük derdi AdBlue. AdBlue var mı bu araçta? Bu araçta AdBlue yok. Benim tercihim o yüzden bu araç. AdBlue olmadığı için abi. Çünkü AdBlue abi biz Türkiye'den çıktığımız zaman yazı görüyoruz, kışı görüyoruz, karı görüyoruz, buzu görüyoruz. O AdBlue'un pompası ona dayanmıyor abi. Ha. Bir yerden sonra işte donuyor, pompa bozuluyor, enjektörü bozuluyor. AdBlue bozulunca da bu arabalar kendine hız limiti açıyor. İlk önce 50 açar, 60 açar, 40 açar arabanın durumuna göre abi. Ondan sonra seni kilitler. Arabaya bir daha marş basamaz, çalışmaz araba. 2022 model arabalarla çalıştık. Yani bir serviste abi belki de 5 defa yolda kaldım. Yok ya. AdBlue'dan dolayı. AdBlue pompasını değiştiriyoruz serviste, gene çıkıyorsun gene kalıyor. Değiştiriyoruz, gelirken kalıyor, giderken kalıyor. O yüzden abi bu saatten sonra da kendi filomuza ekleyeceğimiz araçlar hep AdBlue'su olacak. Güzelliğine yeni arabanın garantisi var. Ama AdBlue büyük dert abi. Yani diğer marka araçlara nazaran ben bu aracı Ducato'yu, Fiat Ducato'yu tercih ederim. Kesinlikle. Diyorsun. Bunlarda tonaj fark şeyi falan var mı? Kotası falan var mı? Yani işte yükü atıp da gidebilir misin? Yok yani? Abi. 3,5 tona kadar senin maksimum ağırlığın, yüklü ağırlığın 3,5 tonu geçemez. Geçemez. Geçer. 100 kilo geçer. 50 kilo geçer. 200 kilo geçer. 300 kilo geçer. Yoldaki işte kantara ona göre para verirsin. Kapıya ona göre para verirsin. Parçalana parçalana gidersin. Evet. Ama normal azami hat bir şey. 3,5 ton abi. Kantara giriyor musun? Türkiye'de giriyorsun kesinlikle de Avrupa'ya giriyor musun peki? Giriyoruz abi. Kapılardan geçerken giriyoruz. Normalde bizim gibi her bir bölgeye kantar yok mu oralarda? Yok abi. Bize yok. 3,5 tonluk araç olduğumuz için Avrupa bunları ufak araba sayıyor. Bilek araç olarak sayıyor. O yüzden yok. Ama Türkiye'ye giriyorsun her şekilde. Türkiye'de giriyoruz abi. Evet. O da enteresan bir durum. Yani Avrupa normlarına yakalamaya çalışıyorsun. Ama Türkiye'de kantara giriyorsun, Avrupa'da girmiyorsun. O da enteresan bir şey yani. Türkiye'de bir de kantarların bütünlüğü yok abi. Evet. Örnek veriyorum. Edirne'deki kantar diyor ki kardeşim sen buraya girmeyeceksin. İstanbul'daki kantar diyor ki sen gireceksin. Samsun'daki kantar diyor ki girmeyeceksin. Giresun'daki diyor ki gireceksin. Hepsine giriyorum. Ne kim ne derse yani, diyorsun. Aynen, öyle mi oluyor? Aynen yani. Kesinlikle abi. Arkadan ceza gelmesin diye hepsine mecbur giriyoruz. Evet arkadaşlar. Buran'la beraber böyle sohbetimizi yaptık gerçi ama arabanın tarafına bir dönelim. Tanıtalım abi dönelim. Tanıtalım devam edelim. Açıklayacak fazla bir şeyimiz bu arabada yok. Benim tabirimde uçan konteyner bu araçlar. Uçan konteyner. Uçan konteyner abi. Niye öyle dedik? Çünkü yani hafif bir kaza esnasında seni koruyacak hiçbir şeyin yok abi. Sadece peynir tenekesinden oluşmuş motoru 4 lastik olan bir araba. Mercedesler, Volkswagenler vesaire daha da kaliteli. Herhangi bir olumsuz durumda daha sağlam araçlar. Ama onlar da tonaj olarak bizim işimize gelmediği için tercih edilmiyor, etmiyoruz abi, öyle diyeyim size. Onun haricinde kar lastiklerimizi hala çıkartmadık çünkü biz İskandinav ülkelerine çalışıyoruz abi genellikle. Şu anda havalar orada hala eksi. Ama bu havalarda da bayağı sıkıntı kar lastikler, doğru mu? Sıkıntı ama her serbestimizi söküp takma şansımız maalesef yok. Evet. Biz zaten bu tarafa abi çok nadir geliyoruz. O da şu anda Avrupa'da Paskalya bayramı olduğu için bu tarafa dedik yönlenelim. En azından aracımız boş kalmasın, lastiğimiz dönsün gibisinden.
Araç da şu an yüklü abi. Gördüğün gibi arada şu anda 1250 kilo yük var. Araba gayet düz duruyor. Kemikli duruyor biraz. Duruşu yani yükünü, şu anda yükünü belli etmiyor. Ona da ufak bir işlem yapmışız abi. Bunlar gürcü mühürüdür. Şunlar. Evet, cam olduğu için gürcü bu şekilde bantlı mühür çekiyor bu arabaya. Ama buna yapışık kalıyor mu yoksa çıkartılıyor? Yapışık kalıyor. Bir daha servis yapacağımız için abi sık sökmedim. Gazlı bezle silip çıkartırız. Ha, çıkabiliyor. Çıkar yani. Abi. Evet arkadaşlar, aracın içini gösterebiliriz. Göster göster. Gümrüklü mal bir gerçi ama şu anda gümrüklü araba zaten. Araç gümrüklü. Herhangi bir sıkıntı olmaz değil mi yani? Yok, problem olmaz. Arkadaşlar aracın işte bu. Bu şekilde gidip geliyorlar. Ama top snapper olması abi, farklı bir şey olur ya. Yakın bence zamanda ya. İnşallah bir Avrupa'ya firma açma niyetimiz var. Evet. Girişimlerine başladık. Yani üstten kabinli bir araç almayı planlıyoruz. Aldığımız zaman da daha iyi tanıtırız onu da. Yüklemeleri fortifle mi yapıyorsunuz? Abi fortifle oluyor, elle oluyor. Dökmeler elle yükleniyor. Paletler fortifle yükleniyor. Büyük sıkıntı aslında ya. Fortifçi arkadaşlar bazen dikkat etmiyor. Arabanın sağına soluna vuruyorlar. Evet. İşte arabayı eziyorlar, büküyorlar. Hani insanın işe gidiyor. Şimdi ben bu arabanın içini göstermek isterim. Dağınık mı diyorsun ama yani abi gösterelim. Şöyle diyeyim. Neden diyorum biliyor musun? Çünkü yattığın yeri çok... Abi şimdi o zaman şöyle izah edeyim. Sen ama ayakkabılar çıkarıyorsun bu arabanın içine gördüğün biz, kadarıyla. Tabii ayakkabıyla binmiyorum ben arabaya. Şimdi montumu alayım buradan. Şimdi hali hazırda bir yol servisinde olduğumuz için arabanın içi kalabalık işin açıkçası. Yani bunu göstermek istedim. Çünkü arkadaşlar arka tarafı açamıyor. Kesinlikle. Açamıyor. Yani gümrüklü olduğu için açamıyor. Minivancının yaşadığı yaşam alanı burası. Bu. Bunun ötesi yok. Yok abi. Ha olsa üstte bir top slipper işte o varsa yatma biraz daha farklı olur. Yatma yerin olur. Onun bizim, haricinde bu. Bizim abi mesela koltuklarımızın altı, arkaları her tarafımız doludur. Evet. Masamız var, sandalyemiz var, işte ekmeğimiz, yemeğimiz, tüpümüz, çaydanlığımız, suyumuz, A'dan Z'ye her şeyimiz var. Yatmayı nasıl yapıyoruz diye sorarsan abi üstte perdelerim var. Ha. Yatacağım yerde perdelerimi çekerim. Koltuğun üstteki her şeyi aşağıya veya camın önüne koyarım abi. Bunu da kaldırdığın zaman burası yatak oluyor. Bunu dolabı var. Sağ tarafa dolap takıyoruz. Altı dolap, üstü yatak oluyor. Onu ben bu araca takmadım. Niye takmadım? Çok uyumsuz gözüküyor. Aracın içini yakın zamanda bir döşeme yaptıracağım. Döşeme yaptırdıktan sonra onu da kaplatıp o şekilde taktıracağım. Evet. Amacım gözü bozmasın. Biraz daha derli toplu olsun kesinlikle açısından yani. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buranla beraber yani yaşam alanını da en azından göstermiş olduk ama şeylerden de vazgeçmemişsin yani böyle tüpün olsun, basan abi, olsun. Mecbur. Mecburuz çünkü yurt dışı gerçekten pahalı. Yani bize göre pahalı. Onlara göre ucuz. Bize göre pahalı. Yani bir de bazen hep ormanın içindesin, dağın içindesin. Yemek nereden yiyeceksin? Başına bir el geldi. Yatacaksın orada. Üstteki para yetmez. Mecbur olması lazım abi. Arıza verdim vesaire şöyle. Mecbur bunlar olması lazım. Yani. Transporta gidiyorsan abi dolabın olacak. Bizim arabamızda mesela abi ekstra sis farları var. Bunları İtalya'dan aldık. Bunlar çoğu arkadaş işte aksesuar zannediyor. Ben bunları niye taktım? Bunlar benim için mükemmel bir gereksinim abi. Çünkü gittiğimiz yollar hep karanlık. Hep orman işleri. Bizim normal farlarımız yetersiz oluyor. Özellikle İskandinav ülkelerine gidiyorsan. Özellikle İskandinav abi. Çünkü yollarda işte kurt görebiliyorsun, geyik görebiliyorsun, işte çakalmış, tilkiymiş, devamlı hayvanlar yollarda abi. Hiç öyle bir hayvana vurdun mu? Abi tırla kurttu diye tahmin ediyorum. Dişleri çünkü bayağı bir keskindi. Ben geçerken bir de şimdi arabaya kaçırma şansın yok o yollarda. Gidişli gelişli. Evet. Sağ taraflarınızda abi emniyet şeridi bir şey yok. Toprak alan, arabayı kaçırdığın zaman araba yatar gider. Kurt sol taraftan yola atladı. Vurdum geçtim, öyle diyeyim sana. Evet, yapacak bir şey yok bazı anlarda. Yok abi. İnsanın içi cız ediyor ama kesinlikle öyle. Yapacak bir şey yok. Peki Buran, var mı başka söylemek istediğin? Başka bir şey yok abi. Birbirimize saygılı olalım. Tırcı abilere de karşı da kızgın olmayalım. Onlar da çünkü işini yapıyor. Yani günlerce sırada bekliyor. Biz biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bir tık daha avantajlısınız siz. Avantajlıyız. Şimdi bize şu var abi. Biz minivancıyız. Minivancı deyip geçmek olmaz yani. Yakışık almaz. Sonuçta hepimiz bu yoldayız. Biz zaten hiçbir yerde beklemiyoruz abi. Kapıkule'de bir saat fazla beklemişiz, iki saat fazla beklemişiz. Önemi yok. Gerçekten önemi yok. Sizde biraz daha mülteci olayı da yok. O da var. Öyle bir durumda söz konusu. Mülteci olayı bizde yok. Kafamız rahat. Bizdeki mülteci olayını insanlar bilerek yapıyor. Araç sahipleri bilerek yapıyorlar abi. Ciddi misin? Evet. Bu işin zaten... Yapma böyle. Bu iş kalkarsa o kaçakçılık işinden kalkar. Yani bunu meslek... Meslek edinmişler abi.
Bunun hatları var işte, belli bir yerde bırakıyorlar, belli bir yerden başkaları alıyor. Dönüşte de aynı kaçakçılık devam ediyor. Allah yazmışsa bolsun abi. Şimdi bakın arkadaşlar, ben tabii o mülteci olayları sadece şeyler de gördüm yani. O tırlarda tenteleri geçiren biliyorlar. Onları da gördüm. Ama bu meslekli diyorsun yani, bir meslek edinilmiş. Bu meslek edinilmiş bir durum abi. Enteresan yani, ama bir leke sürmek yani bu da. Kesinlikle leke sürmek. Ondan sonra paso X-ray'e biz niye girdik, niye şeye girdik. Kesinlikle öyle abi. Kesinlikle yapan arkadaşlarımız öyle varsa yapmayın lütfen ya. Rica ediyoruz yani. Kesinlikle ricamızdır. Yani şu plaka bulaşmasın. Bulaşmasın bu işe ya. Ya TR plakası bulaşmasın bu işe ya. Öyle diyelim. Çok teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Bu bilgiler için gerçekten merak ettiğim bir şeyler varsa abi sor, yanıtlarım. Çünkü işin içindeyiz. Evet. Yani işe sonradan girmiş insanlar da değiliz. 2015'ten beri bu işin içindeyiz abi. İnşallah başka araçlarda olduğu zaman yine hem araç hem şey tanıtımını yaparız böyle şekilde. Hiçbir problem biraz yok. Biraz daha detaylı anlatabileceğimiz konular varsa hiç problem yok. Bakarız. Veya işte gelen yorumlarda sorular varsa evet. Bir dahaki videoda onları açıklarız abi. Bu şekilde bir seride minivanlarda olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Bu tarafa düşen arkadaşlar da yorumlara ismini bıraksın abi. Evet. Sen değerlendir. Olabilir. Doğru. Evet. Özellikle şu top silapir olan arkadaş, gerçi Türkiye'de fazla yok onlarda. Bir İzmir tarafından var bayağı. Türkiye'de fazla yok. Bildiğim kadarıyla muayenen geçmiyor. Bulgar, Romanya, Polonya plakalı arkadaşların arabalarına devamlı var abi. Evet. Hatta herkes de merak ediyor. Gürcü plakada yani. Var yani, evet. Gürcü plakada gördüm, evet. Ben de gördüm. Hatta geçenlerde Sarp'a doğru bir gitmiştim. Litvanya plakalı vardı da biraz çekindim. Mişin Atikası söylemek gerekirse adama, ya ne anlatacağız ona, ne bilecek falan. Doğru. Ondan dolayı. Varsa top slipper arkadaşımız, böyle kullanan top slipper'li araç kullanan arkadaşımız varsa bizlerle iletişime geçip de paylaşırsa biz de seviniriz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Buran'a bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim abi. Ama ileriki zamanlarda belki araba değişir vesaire olur, top slipper olur. Bu araba değişmez abi, bu araba bizim kemiğimiz ama evet. Şu Avrupa plakalı araçları sahaya çıkardığımız zaman onlarla farklı bir tanesi olur abi. Şu olarak bir tanesi top slipper olsun işte. Abi onu niye yapmıyoruz? Tenteli arabaların şimdi top slipper oluyor. Tenteli araçlar yakıtı fazla oluyor. Bir de benim yüküm hep panel, bana göre belki olursa bir tane olur ama o da belki abi. O da bize sebep olsun yani. Eyvallah abi, baş tacısın. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.